İyi akşamlar değerli seyirciler. Kars İl Müftülüğü'nün ve Serhat Televizyonu'nun ortaklaşa hazırlamış olduğu yeni bir din ve hayat programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğumla, değerli konuğumla Kutlu Doğum Haftası'nı, bu hafta içerisinde yapılan etkinlikleri ve Kutlu Doğum'dan çıkarmamız gereken mesajları, anlamamız gereken dersleri, Efendimiz'i andığımız gibi anlayabildik mi, anlayabiliyor muyuz? Bunun gibi soruların üzerinde duracağız. Özellikle bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da Türkiye genelinde yayınlamış olduğu ve bütün camilerde okunmuş olan "Biz birbirimize emanetiz" mesajıyla girmek istiyorum. Bunun gibi soruları konuğuma soracağım. Ben daha fazla soruyu uzatmadan, muhabbeti uzatmadan değerli konuğuma geçmek istiyorum. Bu akşamki konuğum Kars İl Müftümüz Sayın Mehmet Genç. Sayın Hocam, hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Tüm din kardeşlerimize, yöremiz halkına, Kars hemşerilerime ve bütün ülkemize hayırlı Kutlu Doğum Haftası'nın olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bir milat olmasını, birlik ve beraberliğimizin tesisi, bir arada yaşamanın güzelliklerinin miladı olmasının devamını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hocam, yoğun bir hafta maratonundan geçiyoruz. Evet. Ama yani bu yorgunluk, yoğunluk ama tatlı bir yorgunluk, tatlı bir yoğunluk. Evet. Siz de programdan programa, konferanstan konferansta gidiyorsunuz. Oldukça evet. Yani limitleri zorlayarak, limitlerin üzerinde bir program akışı içerisindesiniz. Evet, bugün sizlerle beraber 5. programa katılışımız oldu. Dün de 3 programımız vardı. Yani her gün en az 2 program icra ediyoruz. Daha doğrusu sadece bizim değil, aslında Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi andığımız bu haftada ona binlerce, hatta 100 binlerce salatü selam olsun. Zira onun için yoruluyorsak ne mutlu bize. Çünkü onu tanıtmak, onu anlatmak öyle bir haftaya da sığmaz. Fakat bir gerçeği ifade etmek için şu konuya arz etmek istiyorum. Konu nedir? Yani Kars genelinde insanımız esnafından bütün birimlerimize varıncaya kadar, yani okullarımız, diğer kuruluşlarımız, herkes bir gayretin içerisinde. Sivil toplum kuruluşlarımız, esnafımız, velhasıl yani sadece, zaten peygamber sadece müftülüğün değil, peygamber hepimizin peygamberi. Bütün insanlar buna bu şekilde sahip çıkmaları, onun için program yapmaları, çeşitli yayınlarla, çeşitli beyanlarla, etkinliklerle bu işlere, yani ne derler ona, bu çorbaya tuz katmışlardır. Tat katmışlardır, bizleri sevindirmiştir ve bu sene geçen yıllara oranla gerçekten çok daha verimli, çok daha yoğun ilgi ve alakanın olduğu bir yıl olduğunu gördük. Çünkü biz bazen, ben şimdi 26 yıldır haftası kutluyoruz. Yani biz ilçe müftüsüyken, il müftü yardımcısıyken, diğer bazı görevlerde bulunmuşken de bu programların içinde olduk. Buraya geldiğimiz yılın bakın 3. senesi bu sene bizim kutlamamız. Şimdi geçen 2 seneye göre bu yıl ben Yüce Rabbime hamdü senalar her zaman ediyoruz da bu sene şükretmek lazım. Neden? Hani şükür nedir? Bir şeyin varlığının artmasını Allah'tan taleptir. Hamd ise nedir? Darda da genişlikte de her zaman yapılması gerekendir. Yani hamd ile şükrün arasındaki fark, hamd daha geneldir ama şükür ise verilene, yapılana, Allah'ın daha arda artırmasını dilemek maksadıyla deriz ki neden ya Rabbi şükür deriz şeyde, yemekten sonra. Verdin, yedirdin, içirdin, ya Rabbi artırasın, bir daha tekrarını nasip edesin diye söylüyoruz. İşte bu sene de diyoruz ki bu güzellik hakikaten şükredilecek bir güzellik oldu. Ve biz bu haftaya 8 günlük bir program yaptık. En başta pazartesi günü ayın 13'ünde Sayın Valimizin de katılımlarıyla, ki o günü fırtınalı, karlı, esintili bir gün idi. Çok şükür o günde güzel bir başlangıç oldu. Şeker fabrikası müdürümüz bu konuda bakın bize bir çeşni oldu, güzel bir sergi bizlere hediye etti.
Ve bu sergiyi de dün halk eğitim salonunda da sergilediler. Yani devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki herkes bir güzellik katıyor. Şimdi bunu din görevlileri yaptığı zaman ya bu hocalar zaten bunu yapmak zorunda gibi algılanıyor. Yani biz bu işin içindeyiz. Bu işte mecburuz. Bu işi yapmak zorundayız. Daha güzelini yapmak gayretinde olmak zorundayız. Tabii bu bizim asli görevimiz ama çünkü bu hizmetin içinde olmak ayrı bir özellik. Fakat bu hizmeti hiç ilgisi olmadığı halde kendini de bu konuda sevdalı görenler. İşte peygamber sevdalılığı budur işte. Peygamber sevdalısı insanlar. Allah razı olsun. Biz Kars halkımızdan memnunuz. Allah da razı olsun. Gerçekten tüm programlarımıza yoğun bir şekilde alaka gösterdiler. Ve ikinci gün mesela biz sivil toplum örgütlerimizde, kuruluşlarımızda, Aytemiz Spor Salonu'nda bir konferans yapıldı. 3000 kişiden fazla kişi katıldı. Yani o salonda ayakta kalanlar olduğunu gördük. Ya bu bizim için çok duygulandırıcı bir olay oldu. Birçok hediyeli kitaplar verildi, broşürler dağıtıldı. Bir arada yaşama kültürünün ki Anadolu bunun için en güzel örneğidir. En güzel şekilde ifadesi oldu. Çünkü orada 10 kuruluşumuz o işe iştirak ettiler ve orada bizimle beraber sunumlar yapıldı. Uzaktan gelen misafirimiz konuşmacı olarak geldi. Yani peygamberin sevdalısı olan diyelim herkesi orada gördük. Çocuğundan 7'sinden 70'ine herkes oradaydı. Çarşamba günü de yine aynı şekilde bayanlara yönelik bir konferansımız oldu ki halk eğitim salonunda yer kalmadı. Yani bizde aslında Sayın Hocam bizde acilen din hizmetinin yürütülmesi için ben buradan hemşerilerime sesleniyorum. Yani Kars'ın bize iyi bir müftülük binası lazım. Bakın bunu ben taahhüt ederim diyemiyorum ama yerimiz olsun bağışlasınlar. İyi bir müftülük binası, müftülük hizmetinin daha iyi verileceği bir konferans salonu, toplantı yerleri, din hizmetinin daha verimli, dini yayınların daha iyi tanıtılacağı bizim yerimiz yok. Şu anda biz kiracıyız. Bakın şu anda müftülüğümüzde kiracıyız biz. Orada sığmıyor. Bu işleri yürütmek için imkanımız yok. Ne yapıyoruz? Sağ olsun diğer kuruluşlarımız, Halk Eğitim Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bizlere her konuda Allah razı olsun onlardan bize yardımcı oluyorlar. Ve paylaşarak da bu hizmet yürütülüyor. Ama hizmetin bir verimliliğinin, kalitesinin artması için yani bir işi planlamada da kolaylık olması açısından. Çünkü ne yapıyorsunuz? Salon boş mudur değil midir? Siz onlara uymak zorundasınız. Çünkü salon kiralanıyor. Bir başka kurumlar da bu işten ihtiyaç neticesinde talipli oluyor. Ona mecburen siz de belirli bir günü istediğiniz gibi tayin edemiyorsunuz. O zaman ne oluyor? Programlarda bir öne bir arkaya kaydırma meydana geliyor. Ama Allah'a şükürler olsun. Dün işte biz bunları dün olsun, bugün olsun. Yarın da mesela programımız var. Yarın mesela bakın ne vardır? Bizim kan bağışı kampanyamız var. Pazar günü de kan bağışı kampanyamız var. Yani vatandaşımızı ben buradan ona da sesleniyorum. Diyorum ki kan vermek hayat kurtarmaktır. Yani biz illa hastaneye düştüğümüz zaman kan bağışı için ne diyoruz? Ya bize biri kan verse hastamız şifa bulsa. Sen vereceksin ki sana da verilmesini görebilesin. Çünkü kişi ne yaparsa onu buluyor. Bunu bir gerçek. İkinci bir konu. Biz yarın aynı zamanda saat 13.30'da konferansımız var halk eğitim salonunda. Pazar günü öğleden sonra yine 13.30'da tasavvuf musikisi güzel bir dini eserler sergilemiş ve bunu tamamen siz değerli din görevlilerimizin sayesinde ve diğer arkadaşlarımızın, neyzenlerimizin ve güzel tambur çalan ve güzel bu şekilde kanun çalan arkadaşlarımızın iştirakıyla çok yoğun ve güzel bir program olacak. Çünkü provalarınıza iştirak ettik. Gerçekten ben çok memnun oldum ve duygulandım hakikaten. İnşallah sunumlarımız daha verimli olacak. Pazartesi günü Necdet Leloğlu salonunda üniversitemizde, üniversite öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz, tüm katılımcılar orada bizim Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanımız Nasrullah Hacı Müftüoğlu Beyefendi katılacaklar. O da bize bir sunum yapacak. Yani biz bu hafta içerisinde 4 tane konferans yaptık. Sadece erkeklere yönelik yapılmış olacak.
Bayanlara yönelik yine aynı şekilde. Akşamları yurtlarımızda yine aynı şekilde. Bugün geliyor öğretmen hocalar, müdürlerimiz, hocam bizim programımıza iştirak eder misiniz? Yani öyle bir duruma kaldık ki hangisine gideyim? Yani buna diyorum ya, bir hafta yetmez. Hocalarımız kusura bakmasınlar. Yani ben okul müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Yani program düzenlemişler ama gidemedik. Temsilci gönderdik, kusura bakmasınlar. Ben yani derler ya, biz hani gönlümüz onlarla beraber. Ama şu var, ya bu nedir? Takdir edilecek ve gerçekten bizi hoşnut edecek bir konu. Niye? Hocalarımız, öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, yani artık bu millet şu dini konudaki bu sevdalılık bana şunu çağrıştırıyor. Biz artık özümüze, gerçekten benliğimize kavuşmak ve bu yolda mesafe kat etmek için büyük bir aşamaya gelmiş durumdayız. İnşallah bu devam eder. Onun için ben diyorum, Allah'ıma şükürler olsun bu günleri bize gösterdi. İnşallah daha güzel günler de bizlerin olacak. Tabii ki bu etkinlikler içerisinde bizleri de memnun eden olaylar var, memnun etmeyen olaylar da var. Ama bu memnun eden olaylar işte bu katılımların yoğunluğu, bu güzelliklerin fazlalığı. Tabii bazen işte bazı bizi burkan da haberler olur. Onları ilerleyen saatlerde inşallah dile getiririz. Hocam bu birlikteliğe, beraberliğe vurgu yaparken hemen aklıma şöyle bir soruyla devam etmek geliyor. İşte bu İslam'ın barış tarafıdır. Yani İslam'ın manasının barış olduğunu ve İslam'ın barıştırıcı bir din olduğunu buradan anlıyoruz. Yani herkes gönülleri birleştirdi, herkes el ele tutuştu. Evet. İşte konu peygamber olunca gerisi teferruat dediğimiz bir hale geldi. Evet. Ne güzel, deminden beri teşekkür ederek, şükrederek, hamd ederek bu güzelliği takdir ederek konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evet. Bu bağlamda direktmen şöyle bir soru sorsam. İslam ve barış ülkemizde ne anlıyoruz, ne anlamalıyız hocam? Evet. Zaten Allah-u Teala udhulu fissilmi kafe, yani topluca barışa giriniz diyor. Yani İslam kelimesi es-silmu kökünden geliyor, selime'den geliyor. Aslı sin, lam ve mim'den oluşan selime, selam da aynı kökten gelmektedir. Rahmet, esenlik, barış, huzur demek selam. Selime, es-silmu barış demektir. Hani Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde de geçiyor bu. Fakat tabii ki günümüzde İslam olmak. Bir kere insan ve İslam. Şimdi insan nedir, İslam nedir? Değil mi? İnsan ne demek? İnsan, ins kelimesi, ünsiyet. Yani ne demek? Uyumluluk demek. Ünsiyet. Bir insanın varlığı çevresine uyumla başlar. Etrafındakilerle uyumalı başlar. Bakın Allah ilk defa aileyi nerede kurdu? Cennette kurdu. Bak şimdi cennet ne demek? Cennet bütün nimetlerin olduğu, huzurun bulunduğu yer, mekan demek. Cennet. Her şey emrinize amade, hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne isterseniz yanınızda var. Öyle bir huzur içinde ve rahatlık içindesiniz ki siz artık ihtiyaç duyacağınız her şey hali hazırda gözünüzün önünde, yanınızda. İstediğiniz an istediğinize nail oluyorsunuz. Böyle bir mekan cennet. Peki bizim ata yurdumuz demek cennet. Ana yurdumuz da cennet. Yani bizim atamız Adem ile annemiz Havva cennetteydiler. Aile yuvası cennette kuruldu. Demek ki ünsiyet nerede peyda olmuş? İlk defa cennette peyda olmuş. Peygamber olarak Adem var olduğu zaman ilk insan olarak ne dedi? Ya Rabbi, etrafımda her şeyi çift görüyorum. Her şeyin eşi var, benim eşim olmayacak mı dedi. Bu merak ona hemen Havva annemizin ona ihsan edilmesine vesile oldu. Yani onun da demek ki bakın, insan tek başına yaşayan bir varlık değildir. Tek başına var olma mecburiyetinde değildir. Tek başına varlığını da sürdürebilecek bir varlık değil. Bak, sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık. Hah, işte Allah razı olsun. Yani bu işin genelinde düşünülmesi gereken insan nasıl bir varlık? Sosyal bir varlık. Bu sosyal dediğiniz yani toplum, çevre, çevreye nasıl insan uyum sağlayacak?
Yani şimdi bakıyoruz ki biz İslam aleminin durumuna bakıyoruz. Değil mi? Çevre nasıl, şartlar nasıl, İslam aleminin durumu ne halde? Kan ve gözyaşı var. Allah'a şükürler olsun ki memleketimizde huzur var, sükunet var. Memleketimizde barış var. Memleketimizde bir arada yaşama kültürünün örnekliği var. Hele hele Kars'ımız bu konuda örnek bir ildir. Her konuda. Yani mezhepsel farklılık olsun, sosyal dokudaki farklılıklar olsun, yani meşrebi farklı, mezhebi farklı, tarikatı farklı insanlarımız ama bir arada yaşama kültürünü kavramış, birbirlerine hürmet, saygı, paylaşım noktasında ne yapıyorlar? Bir arada yaşamanın zorunluluğunu bilerek ne yapıyor? Ona göre komşuluk haklarına, insan haklarına riayet etmeye gayret ediyorlar. Ha bu yeterli mi? Yeterli değil. Neden? Bu yöremizde de bazı ufak tefek yaramazlıklar olmuyor mu? Oluyor. İşte mesela ben istemeyerek söyleyeyim, kan davaları, işte arazi meseleleri, işte bu gibi şeyler olmaması lazım. Yani bizim ağzımızı en son dolduracak olan toprak değil mi? Toprak. O zaman hani Peygamberimiz de buyuruyor bu konuda, bir insanın bir vadi dolusu altını olsa, ister ki ikinci bir vadi benim olsun. Yani şurada Arpaçay Nehri, bir vadi dolusu sizin. Dersiniz ki ya yok, Aras Nehri de benim olsun. Efendim yetmedi, efendim Kars Çayı da benim olsun. Yani hepsi benim. İnsanın içindeki bu ihtiras var. Ama velen temle fahu illet turab buyuruyor. Bilmiyor mu ki o insan ağzını toprak dolduracak? Ha, o zaman biz neyin kavgasını yapıyoruz? İşte insan burada çevresiyle uyumlu olma noktasında paylaşacağı çevre şartlarını çok iyi bilmesi lazım. Yani benim komşum var, akrabam var. Efendim benden olmayan, benim dinimden olmayan insanlar olabilir. Ya benimle aynı inanca sahip olmak zorunda değil insanı. İşte İslam ne yapmış? Bunu, İslam dini bir kaynaşma getirmiş. Yani bir hukuki sistem kurmuş. İslam dedi ki, bakın, herkesin bir hukuku var, bir sınırı var. Senin hürriyetinin bittiği yerde senin komşunun, senin arkadaşının, senin akrabanın, yani yanındakinin hürriyeti başlamaktadır. Bir sınır var. Yani sınırsız bir hürriyeti İslam dini kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Çünkü siz belirli bir noktaya kadar gidiyorsunuz. O noktanın ilerisinde başkalarının hakkı başlıyor. Başkalarının hakkına tecavüz edemezsiniz. Başkasının hukukuna tecavüz edemezsiniz. Ne buyuruyor Peygamberimiz? Komşusu razı olmayan cennete giremez. Ne demek bu? Yani ben komşum benden... Çok önemli bir mesaj. Yani şimdi kardeşim mesaj. Komşusu Müslüman, gayrimüslim demiyor. Yani komşusu kim olursa olsun. Sizden komşunuz endişe ediyor. Yani ben ayrıldığım zaman evim şöyle olacak, böyle olacak, çoluğum çocuğum güvenemiyor. Bu güvensizlik varsa sizin komşunuzda siz cennetlik olamazsınız. Yani bu ne demektir? Demek ki bakın mümin, müslim. Bakın mümin güven veren adam. Mümin güvende olan insan. Mümin güvenilen insan. Mümin eman altında, güven altında olan insan. Bakın müminlik vasfı. Müslim ne? Teslim olmuş adam demek. İslam'ın faili yani Müslüman, müslim. Yani İslam'ı yaşayan adam demek. Teslimiyeti kime? Allah'a. Allah'a teslim olan bir insanın başkasına eliyle, diliyle, gözüyle, ağzalarıyla herhangi bir zarar vermeye herhangi bir şeye mecali olmaz. Çünkü o baktığı zaman, gördüğü zaman Allah ile bakar. Konuştuğu zaman Allah için konuşur. Hareket ettiği zaman Allah için hareket eder. Yani böyle bir Müslüman modeli istiyoruz biz. Müslüman böyle olmak zorunda. Böyle bir İslam geldiği zaman o toplumun tabii ki huzuru olacaktır. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta uygulamaları var. Yani Peygamberimiz Medine'de geldi, hicret etti. Hemen ibadethanesini yaptı. Önce mabet. Niye? Mabet birliğin, beraberliğin sembolü. Beraberliğin oluştuğu yer, mabetler, masum yerler, Allah'ın evleri. Bunların içerisinde diğer dinlerin mabetleri de aynı şekilde zikredilir Kur'an'da. Yani kiliseler olsun. Yani hangi dine mensup olursa olsun
önemli olan onların paylaşımıdır. İkinci bir konu, etrafında yaşayanlar. O caminin etrafında yaşayan Müslüman olmayabiliyor. Mesela müşrik olur, Yahudi olur, Hristiyan olur. Varsa onun ibadethanesi gitsin. Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize bu konuda böyle bir dert edinmesin, sıkıntı çekmesin diye bir mesajı vardır. Çok affedersiniz, bugünlerde işte yorulmaktan öksürmek durumunda kaldık. Demek ki biraz üşütmüş olabiliriz. Seyircilerimiz de bizi bağışlasınlar. Şimdi peygamberimize Allah buyuruyor ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, neden kendini heder ediyorsun, zorluyorsun? Herkes Müslüman olsun diye. Hayır. Allah dileseydi bütün insanlığı tek ümmet yapardı. Hepsini Müslüman yapardı. Allah dilemedi demek. Neden dilemedi? Çünkü Allah-u Teala herkese akıl verdi, irade verdi, hareket etme hürriyeti verdi. Bak, sorumlu kendisi. Çünkü o yetki elinde, kullanma yetkisi de elinde. O zaman iyiliği de seçecek, kötülüğü de kendi tayin edecek, kendi seçecek. İyiye yönelmesi, kötüye yönelmesi, başka şeye tevessül etmesi, sorumluluğu da kendisi aynı. Hani kişinin hareket tarzını belirlemesi fiillerin faili değil, ama bak fiillerin seçicisidir. İnsan hayır ve şer Allah'tandır deriz ama insan seçer. Hayrı da şerri de insan seçer. Allah hayrı yap der, şerri yapma der. Efendim bunu niye? O da var, o da var. Gece ve gündüz olacak. Zıtlar alemi bu alem. O zaman şöyle bir inanç, yanlış bir inanç oluyor. Yani benim kaderim bu. Ben bunu zaten kaderimde yazılı, alın yazım. Ben zaten böyle, kötü insan olacaktım. Hayır, şer işleyecektim. Böyle bir şey yok. Böyle bir inanış, hayır, kader hayır, inanışına. Hayır, bakın şimdi bir Hazreti Ömer'le ilgili cahiliye devrinden kalma ilginç bir şey var. Yani bize aktarılan, ama doğruluk payı da tartışılıyor. Ne deniliyor? İşte Hazreti Ömer işte çocuğunu işte diri diri gömmüş diyorlar. Bu doğru değil belki, inşallah değildir. Fakat Hazreti Ömer bu hadiseleri yaşadı mı yaşamadı mı, yaşadıysa ki üzülüyor, ağlıyor, sıkıntı çekiyor, onu hatırlamak istemiyor. Bak insan kelimesinde de bir de şey var, unutma var, nisyan kökünde de aynı şey var. İnsan, nisyan. Yani insan unutması olması var ya, çıldırır. İnsan unutan bir varlıktır aynı zamanda. Unutan. Arapça kökü nesiyeden geliyor. Şimdi insan, ensa yünsi, o da yani ifal babına nakledilmiş. Arapça bilen kardeşlerimiz bilir. Ama aslı nesiyedir. Unutmadan, unutturma. Bak orada insan kökü, unutturmak. Kim unutturuyor? Yaradan unutuyor. Eğer yaratan unutturmayı bize vermese var ya, biz perişan olurduk. Yani o kadar acı yaşıyor insan, yakınını kaybediyor, birçok badireler atlatıyor, birçok kazalar geliyor, musibetler geliyor başına, değil mi? Fakat bazı şeyleri Allah unutturuyor. Sen ne yapıyor o zaman? Teskin oluyorsun. Yani sükunete kavuşuyorsun, sabrediyorsun, tahammül ediyorsun, imanının gereği. Ama unutmasan perişan olursun. Fakat yine bir nabze bazı şeyleri yani hatırlıyorsunuz. Ama eskisi gibi kıvılcım olmuyor. Yani aynı acıyı ilk günkü gibi hissedemiyorsunuz. Neden? Unutma işte. Bu unutturan kim? Allah-u Teala. İnsanın varlığına bunu Allah yerleştirdi. İşte insan böyle bir varlık. İnsan bu. Su misali. Kıvrım kıvrım akar ya. Bir an yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Bir başka şeyinde ne diyor? Yani Necip Fazıl, yani ne güzel sözler bunlar. Her şey akar. Tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Allah Allah. Biz hangi taraftayız? Hangi oluktan besleniyoruz? Hangi oluktan besleniyoruz? Bak çok önemli burası. Biz tercihimiz ne tarafta? İrade sende çünkü. Sorumluluk sende. Tercih hakkı sana ait. İstersen nur, yani hiç kimse hazır cennet bulmayacak hocam. Hiç kimse de durup dururken cehenneme atılmayacak. Hani Allah-u Teala dünyadayken diyor, nurunuzu getirin, cennetinizi hazırlayın.
cennete hazırlanın dünyada. Ana yurdunuz, baba yurdunuza hazırlanın diyor. Bak, hazırlıksız giderseniz gümrüğe takılıyorsunuz değil mi? Gümrük neresi? Kabir. E, kabire takıldın, Allah muhafaza bekletildin. Ondan sonra hesap var. Bugün bir çocuk dedi bana, hocam dedi, cennet cehennem ebedi midir? Cennet cehennem ebedi. Cenneti yaratan Allah, cehennemi de yaratan Allah. Yani bazı alimlere göre ebedidir, bazı alimlere göre değildir. İşte ceza bitince bir şeyin sonu olur deniliyor. Ama her şey Allah'a dönecek. Her şey Allah'a dönecek. Dönüş Allah'a olduğuna göre o zaman mükafat mı istiyoruz, mücazat mı istiyoruz? Ya mükafat ne demek? Yani ödül. Mücazat ne? Ceza, suç. Suçun karşılığında bir çekilecek azap veya yaptığımız günahın karşılığında çekeceklerimiz. Onun için her zaman şunu söylemek lazım. Kötü bir şey yaparsın, bir günah işlersin, Allah affeder. Hemen hayırlı bir iş yap. Onu yok edecek hayırlı bir şey yap hemen peşinden ki Peygamberimiz öyle buyuruyor. O sizin kötülüğünüzü yok etsin. Ha şimdi o zaman biz Peygamberi nasıl algılayalım? Hayatımızı Gülistan'a çevirelim, cennet olsun. Şimdi biz Avrupa'da yaşarken bakıyoruz işte gavurun çevresi yeşillenmiş, ormanı şöyle havaalanından giderken bir bakıyoruz, bir havalanıyoruz. Yurt dışına geçtiğiniz zaman da Avrupa tarafı bakıyorsunuz, ağaçlık, ormanlık, yeşillik, efendim güzel. Güzel. Bizim tarafa geldin mi çorak arazide şuna, ya o gavura baksana işte dünyasını cennet yaptı. E sen de yap cennet. Sana Allah yasak mı koydu yani? Sen yani çevreni yeşillendirsen, ağaçlandırsan. Şimdi bu bizim Kars çayı var, arpa çayı var, efendim kura çayı. Şu çaylar var ya, etrafında bir tane ağaç yok. Niye dikmiyoruz? Niye? Buralarda duba sistemi konulabilir. Güzelce böyle efendim kayıklarla şöyle güzelce gezinti yapılabilecek, seyahat edilebilecek güzel bir çevre oluşturulabilir. Ya biz bir kere Allah'ın verdiği nimetleri değerlendirme konusunda da ihmalkarız yani. İhmalkarız. Biz hep hazıra alışmışız. Belki de ondan mı hocam? Hep hazır bekliyoruz. Yani o yapsın. Verdiğiniz maalesef. Örnekte mesela bir Çıldır Gölü var. Evet. Yani o kadar güzel, dehşet bir yani doğa harikası. Bizim, ama şey bizim yok yani. Yurdumuz, bizim ülkemiz öyle güzel bir ülke ki. Şu anda burada bakıyorsunuz kar yağıyor. Antalya'dan adam denize giriyor. İstanbul'da efendim yağmur dört yağıyor. Dört mevsimi yaşıyor. Yani bir bakıyorsun başka yerde günlük güneşlik. Yani şimdi böyle bir ülkeye sahibiz yani. Üç tarafı deniz, dağları güzel, yaylaları güzel, efendim akarsuları güzel, her şeyi güzel. O zaman bu bağlamdan soruya aynı çerçevede paralel olarak devam edelim. Toplumsal açıdan baktığımız zaman evet. Görevlerimiz, toplumsal görevlerimiz, ya toplumsal işte. Sorumluluklarımız evet. Burada ön plana çıkıyor. Tabii. O zaman hocam toplumsal görev ve sorumluluklarımızı şöyle maddelersek. Tabii bunları da bir maddelemek gerekiyor ki toplumsal, bakın bir kere toplum olmanın özelliği ailede başlıyor. Yani hocam ne? Evet toplumun en küçük yapısı neresidir? Ailedir. Evet. Bak ne var ailede? Ana var, baba var, de var, büyükler var yani. Torunlar var, kardeşler var. Kız kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz falan. Torunlar da var. Şimdi ne oluyor bu? Aile yapısında bir ne var? Bir kümeleşme var. Bu da ataerkil aile değil. Ne derseniz diye. Şimdi günümüzde maalesef çocuklarımız evlendi mi hemen ayırıyoruz onları. Hadi gidin ne yaparsanız yapın. Dedeyi tanımıyor, nineyi tanımıyor. Aile içerisinde büyüklük, küçüklük. Yani bir hani ne derler ona? Hiyerarşik, silsile, aile. Hiyerarşi yok. Nereden kaynaklanıyor? Bu bize bakın batıdan geldi. Bizim dinimizde bu yok. Bakın ihtiyarlar yaşlandı. Anasını babasını diyor gitsin efendim. Huzur evine gönderiyor. Evet. Allah Allah. Ya sana Allah-u Teala diyor ki anana babana bakacaksın ya. Kayınvalidene, kayınpederine bakacaksın. Bunlar senin anan baban ya. Sen nasıl bakmıyorsun bunlara? Yok huzur evine gitsinler. Peki o huzurun evine gidince sen neyin ecisi? O zaman sen cenneti terk ediyorsun. Bak hiç bunun farkında değil. Yani ne diyor peygamber? Dünyadaki rahatından olmak istemiyor. Ama demek hocam işte bakın bu... peygamberimiz ne buyuruyor? Senin cennetin de cehennemin de anan babandır. Onlar sana yaşlılığında Allah-u Teala ne buyuruyor İsra suresinde? Yaşlılıklarında sana ulaştıklarıma ulaştıkları zaman ne yapacaksın? Onlarla iyi geçineceksin.
Onlara öf bile demeyeceksin. Onlara merhamet kanatlarını gereceksin. Seni küçükken nasıl ihtimamla büyüttülerse sen böyle büyük adam mıydın yani? Nasıl geldin bu yaşa ya? Bir düşün. Büyüten kim? Nasıl büyüttü? Hangi çilelerle, hangi yokluklarla, hangi sefaletlerle, hangi mihnetlerle, hangi meşakkatler içerisinde? Sen büyüdün, adam oldun. Annene diyorsun gitsin huzur evine. Öyle mi? O zaman da sen cenneti huzur evine gönderiyorsun demektir. Bu o anlama geliyor. Babanı gönderiyorsun huzur evine. Tamam, huzur evinde, eğer o huzur evinden gelirse cennet sana, bulursun cenneti. Onlara onu değil. Aslında o evin de yani adının huzur olması, bu da manidardır hocam yani. Huzur bulamıyor ama işte. Ama şu var şimdi, onu da şimdi yadırgamıyoruz. Neden? Bizim mesela ecdadımız da, o da lazım. Kimsesizleri korumak için aslında bu evleri yapmış. Bakın. Kimsesizleri koruma yeri ayrıdır. Babası, kimsesi anası varken kimsesiz olarak göndermek ayrı bir şey. İşte bakın, iki tane fark var arada. Birinin kimsesi var. Herkesi, her şeyi var. O kimsesizliğe itiyor öbürünü. Ama öbürünün kimsesi yok. Çoluğu yok, çocuğu yok. Yani onun koruyacak akrabası yok. Onları himaye altına almışlar. Bu Osmanlı kültürümüzde var. İslam kültürümüzde var. Almışlar, korumuşlar. Yetmedi. Onları aynı zamada yedirmişler, içirmişler. Barınaklar yapmışlar. Barınaklar yapmışlar. Hizmetlileri tayin etmişler onların emrine. Birçok yani bunlar aslında övünülecek şeyler. Ama biz nasıl olsa efendim anam babam yaşlandı. Ben onun affedersin altını temizleyemem. Şurasını yapamam. Burasını edemem. Şimdi Allah razı olsun devlet bakıcı da veriyor. Şimdi devlet bakıcı da veriyor. Hem de onlara aynı zamanda katkıda da bulunuyor. Yani sosyal bir devlet olmanın da gereği bu zaten. Daha önceden bunlar da yoktu. Yani bunlara da şükretmek lazım. Ama ben şunu söyleyeceğim. Anası babası sağ olanlar hayattayken annesinin babasının rızasını kazansın. Cennetini burada kazan. El cennetu tahta ektamilu meha. Cennet annelerin ayakları altında. Nasıl o ayak aldın yani? Kazanacaksın rızasını demektir bu. Yani Peygamber Efendimiz'e birisi geliyor soruyor ya, kime iyilik yaparsam ya iyilikte bulunayım diye hocam. Evet. Hani anana diyor, üç sefer tekrar ediyor, evet. Sonra babana diyor. Evet. Şimdi bu, ailede bu bir kere belli ediyor yani anaya babaya. Biz sosyal varlık olarak biz ailede önce bu hukuku sağladık mı? Ana baba hakları, çocuk hakları, kul hakları, eş hakları, eşleriniz, çocuklarınız hepsinin hakkı var, hukuku var. Çocukların arasında, bak parmakların bir olmayabilir. Bunu fazla seversin. Bu ileridedir ama ayrım yapmayacaksın. Hepsini aynı dengede tutacaksın. Göstermeyeceksin. Çocuklar arasında farklılığı hissettirmeyeceksin. Ama hak ve hukuka gelince de eşit vereceksin. Ötelemeyeceksin. Birini öteye birini. O da senin çocuğun çünkü. Gökten gelmedi ya o senin evine. O da senin çocuğun, o da senin çocuğun. Allah onunla seni imtihan ediyor. Zira çocuğu veren kim? Allah-u Teala. Şura suresinde 40, 41, 42, 43, 44, 40 ve 45. ayetlerin çok iyi incelenmesi lazım. Hibe eden Allah. Ha, toplumsal varlık olur. Şimdi ailede huzuru sağladık. Komşumuz var, komşu hakları var. Ki Peygamberimiz ne buyuruyor? Bana Cibril geldi, öyle söyledi ki, dedi ki, komşu, komşu, komşu. Zannetti ki komşu komşuya varış olacak. O kadar komşuyu dikte etti ki Peygamberimize, komşu komşuya varis olacak sandım diyor. Ne oldu? Komşuluk hakları. Komşusu razı olmayan cennete giremez. Komşusunuz şerrinden Allah'ım illallah diye. Hani onun için ecdadımız ne buyurmuş? Önce komşu al, sonra yer al. Değil mi? Yer almadan önce komşu al. İyi komşu. Kötü bir komşu da dediğiniz gibi ağır bir imtihandır. Ağır bir imtihan tabii. Yani bunlara katlanmak bir imtihandır ama şu da var. Yani bizim bilmemiz gereken şey nedir? İnsan olduğu yerde huzur ister. Nerede olursa olsun. Yani herkes huzur arar. Yani ben böyle rahatsız edileceğim bir yere niye gideyim diyor adam. Yani ben huzurlu olacağım yerde olayım ister. Ama bu huzuru sağlamanın temelinde ünsiyet işte. Ünsiyet nedir? Uyum sağlama. Kafadar, kafadar. Seninle kafadar olacak adam. Seninle kafadar olacak komşu. Seninle paylaşacak. Öyle bir insan lazım. Biz buna kafadar diyoruz, dost diyoruz, ahbap diyoruz, yaren diyoruz. Hani bunun çeşitli tarifleri olabilir. Ama önemli olan komşu çok önemlidir.
Bir de diğer bir konu, mesela komşu bir akrabalarımız var. Akrabalık hakları var. Şimdi kul hakları içerisinde komşudan başladın, akrabalık hakları da var. Akrabasıyla diyor ilişiğini kesen ona cennetle, benim şefaatim de yoktur diyor. Akrabasıyla ilişiğini kesene şefaatim yok. Ne demek bu? Yani amcasını tanı, dayısını, halasını, teyzesini kimse de hiç aramıyor. Ya bunlar senin teyzen, halan, dayın, amcan, ara, sor, hal hatır et, git, ziyaret et. Yani bunları ziyaret etmek de önemli. Ya telefonla görüşürsün ama gitmek de arada gidip sıla-i rahim, bir senede bir defa diyor sıla-i rahim yapmak lazım. Yani doğduğunuz topraklara, efendim o çevredeki akrabalarınıza, komşularınıza selam vermek, onları arayıp sormanız. Bunları da geç. Bir de ayrıyeten çeşitli dinlere mensup insanlar var. Şimdi akrabalık, komşuluk geçtik bunları. Ana babadan şimdi çevre büyüdü. Ne oldu bu sefer? Çevremizde yaşayan insanların hakları var. İnsan olarak bak. İnsanlık hak ve hukuku. Ne var? Esnafımız var değil mi? Esnaf. Şimdi esnafa ben diyorum ki ey esnaf. Peygamber buyuruyor ki bizi aldatan bizden değildir. Et-taciru saduk me'an nebiyyine ve şuheda fil cenne. Değil mi? Evet hocam. Ya sadık tüccarlar neredeymiş? Peygamberler. Peygamberler ve şehitlerle beraber, alimlerle beraber cennettedir. Ne demek bu? Yahu müşterisini kandırmayan ticaret erbabı. Esnaf, yani bu esnaf derken bizim esnaflık şimdi değişti. Şimdi kolektifler, efendim şirketler, büyük şeyler oldu. Ne var? O esnaf diyecek ki bana müşteriyi kim gönderdi? Allah gönderdi. Allah'ın gönderdiği o müşteriyi emanet kabul ederek kandırmayacak. Bak bak. İşte fiyatlı sayın. Men gashşena feleyse minna. Fiyatlı satmayacak. Kandırmayacak onu. Çürük malını sağlam diye satmayacak. Misal. Bu da bir hak hukuk. Bakın nerelere geldik. Adam Hristiyandır, olabilir. Yahudidir. Allah muhafaza kul hakkı meydana geldiyse nasıl hakkını ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceksin? Yani senin amel defterinden o zaman silinecek, onun amel defterine ister misin? Onun amel defteri, adam inanmamış. Onun amel defterindeki günahlar senin amel defterine nakledilsin ister misin? İstemezsin. Bak daha zor. Müslümanla olan hak ve hukukta gene karşılıklı olarak Trump'a olabilir ama öbüründe ne yapacaksın? Adam inanmamış bir kere. Allah, onun imansızlığı senin şeyini gelir tarumar ederse amel defterini ne yapacaksın? Bakın onun için Allah-u Teala buyuruyor ki hepiniz birbirinizin hakkını koruyun. Haram yollarla beslenmeyin. Bir. İkincisi mallarınızı haram yollarla yemeyin. Bak bak. Bir arada yaşama kültürü bu. Mallarımızı birbirimizle alışverişlerimiz, bu doku içerisinde hepsi. Bakın tabii bu konularla ilgili çok şeyler söylüyorum. Toplumsal görev ve sorumluluklarımız nelerdir? Nelerdir? Elimizde birçok doküman var. Şimdi bunları anlatmaya kalksak sabaha kadar konuşmamız lazım. Fakat belirli noktaları incelemek açısından bazı ayet ve hadislere de yer verelim. Yani burada hoca konuştuğu ayetten hadisten bahsetmedi olmaz. Çünkü ayet ve hadisler bizim hakikaten manevi dünyamızın ışığıdır. Evet. Komşusunun yanı başında aç olduğunu bildiği halde kendisi tok olarak geceleyen kişi, Allah-u Teala kim ey Allah'ın Resulü diye soruyorlar tabii. Yani ihtiyacını gidererek miktarının fakire ödenmesi zenginlerin üzerine farzdır. Eğer fakirler aç ve susuz kalacak olurlarsa Allah zenginleri bundan sorumlu tutacak diyor. Hazreti Peygamber 3 defa yemin ederek gerçekten iman etmiş olmaz, gerçekten iman etmiş olmaz, gerçekten iman. Ya Resulullah kimdir onlar? Kim ey Allah'ın Resulü deyince işte komşusunun yanı başında aç olduğunu bildiği halde kendisi tok yatan. İman etmiş olmaz. Yani şimdi burada ne var? Bakın fakir zenginin üzerinde hakkı var. Olur mu hocam, ya ben kazandım canım. Bu malı ben kazandım. Vermek zorunda mıyım zekatımı diyor adam. Gecenin hatta bir vaktinde uyandım, işimin başına gittim, iş yaptım, çalıştım, kazandım. Ben niye bu adama para vereyim? Ben kazancımdan niye vereyim? Benim sırtımdan geçiniyor.
gibi, evet hocam, evet. Birçok serzenişte var. Yani asalaktır bu benim sırtımda. Fakirler zenginlerin sırtında asalak mıdır diyor. Aynı bu lafı kullan. Yazık. Halbuki bu bir imtihan. O mal da senin için imtihandır. Ya veren el olabilmek değil mi hocam? Yani el yedül ulya hayru min yedi süfla. Veren el daima alan elden üstündür. Bir, veren el olmak kolay değildir. Vermek, bakın veren kim? Allah Teala. Neden? O yücedir. Bakın, yüksektir bak. Neden? Hep dua ederiz ki yukarıya doğru ellerimizi kaldırıyoruz. Ne diyor? Yücelik. Allah'ın yücelik vasfı. Yüceden istenir. Ya Rabbi gönder ellerimizi, avuçlarımızı. Değil mi? Gönder bize, doldur avuçlarımızı. Yani bu ne anlama geliyor? İstiyoruz Allah'tan. Şimdi veren el daima üstündür. Her zaman üstedir. Veren el olabilmek için İslam'ın beş şartını yerine getirenler de verenlerdir yani. Niye? Zengin olan İslam'ın şartını beş şartını yaşayabiliyor. Fakir kaç tanesini yaşayabilir? Namaz kılar, oruç tutar. İşte en başta da bir kelime-i şahit. Yani bedava olan, parasız olanı, fakir olanı yapamıyor. Evet, yani yapamıyor. Zekatı veremiyor. Ya parasından ziyade mal varlığı da önemlidir. Şimdi bu yöremizde bizim mesela şeyler var, hayvanlar var. Şimdi adamın 40 tane hayvanı var. Geliyor, müracaat ediyor, bizden yardım istiyor. Bazı vakıflardan. Adamı bakıyorum 40 tane hayvana zekat vermesi lazım. 30 tane ineği olan zekat vermesi lazım. Geliyor bizden, vakıftan yardım istiyor. Allah Allah. Böyle bir şey olur mu ya? Sen zekat vereceksin komşunu, fakiri, yol etrafındakilere. O 40 tane koyunu olan zekat verecek. Vermesi lazım. Burada tarla sürüyor, birçok şeyler elde ediyorlar. Gelir ediyor. Mesela yöremizde pancar ekiliyor. Değil mi? Yani bu şu var, bakın. Her emeğin karşılığında bereket varsa, o bereketin üzerinde de birilerinin hakkı meydana geliyor. O da nedir? Fakirler, yetimler, yoksullar, düşkünler. Bunları başkası değil, sen kendi yakınındakinden başka. Ve ulil kurba diyor. Vel yetama, bak önce yakınından başla. Ondan sonra yetimlere, yoksullara, başkalarına yönel. Önce yakın. Herkes kendi yakınını gözetse zaten herkes kurtulacak. Sıkıntı yok. O zaman toplumsal barış da sağlanmış olacak. Tabii. Toplumsal yani bak, refah şimdi, da. Fakirin, zenginin malında gözü olur mu ona eğer zekat verirse? Soruyorum sana. Olmaz. Yani siz birisine bir veriyorsunuz. Yani minnet, adam sana, minnettar olur adam. Ya minnettar olur. Adam sana teşekkür eder. Adam sana karşı her zaman böyle. Bakın Hazreti Ali'nin bu konuda çok güzel bir sözü var. Ne diyor? El insan abidül ihsan. İnsan ihsanın, iyiliğin kölesidir. Bak, bilmeyen bilsin, öğrensin bunu. Ne demek bu? Bir zamanlar devlet olarak, biz devlet olarak şimdi, Osmanlı Lehistan'a yardım ediyor. Bak, bunu iyi dinle ha. Ya diyorlar ki, devletlum, ya bu kafir ya, biz buna niye vereceğiz, yardım edeceğiz? Polonya şimdi onu. Polonyalılar bizi çok sever ha. Niye? Hep tarih boyunca biz onların yerinde, yanında yer almışız. Onları korumuşuz, yardım etmişiz. Şimdi demiş ki, ey evladım demiş, şehzadeye diyor. Bugün verirsin, yarın sözünü geçirirsin. Yarın ona söz dediğini yaptırırsın. Öyle değil mi? Şimdi adam birisine yardım ediyor. O yardım eden adamın sözünü mü dinler, etmeyenin sözünü mü dinler? Sana soruyorum. Yardım edenin sözünü dinler, o adam bakın, ona iyilik yapmış. İşte bu devletler arasındaki, şimdi bu bireysel olarak böyle. Bunu devletler arası hukuka kadar getir. Bir devletin sözü başkasına geçmesi için kendisi verecek durumda olması lazım. Yani muhtaç durumda olmaması lazım. Sen muhtaç olduğun mu ne diyecekler? Ya bu kim ya? Bizden ne? Ya sen etin ne, budun ne diyecek yani. Bravo bak. İşte güzel. Allah razı olsun. İşte bu çok önemli. İşte toplumda da bireyden topluma, toplumdan ülkeye, ülkeden ülkeler arası. Bak hukuk ne kadar genişliyor görüyor musun? İnsan hukuku. İnsanlar arasındaki ilişkiler, beşeri münasebetler nereden nereye geliyor? Ya. İnsan, onun için insan insana muhtaçtır. Bazı şeylerde, bazı şeylerin ne derler, minneti, bazı şeylerin şükraniyeti, bazı şeylerin varlığı tesir ediyor. İsterse kabul edelim, isterse etmeyelim. İşte bizim tüm bu meselelerden şunu çıkarmamız lazım. Peygamberimiz 3 tane önemli meseleyi bizlere, hayatımıza dikte etmiştir. Nedir o? 1- Peygamber kendisi için hiçbir şey istemedi. Bak, kendisine hakaret edeni affetti.
İftira edeni affetti. Ya peygamberimizi zehirleyeni bile affetti peygamberimiz ya. Kendisini zehirledi de, değil mi? Kadın zehirlemiş, dedi ki sen peygamber Yahudi misin? Kadın. Yahudi kadın. Sen peygamber olup olmadığını denemek için yaptın bunu dedi. E peygamberimiz onu görünce, şey yapınca peygamberliğini tasdik etti. İman etti kadın. Allah affetti. Affetti. Cahiliye şeyini Cenab-ı Hak bağışladı. O da bağışladı. E peygamberimizin hanımına iftira ettiler. Peygamberimiz onları affetti. Nasıl affetti? Yani onlar işte dediler ki ya şimdi peygamber ne yapacak? Yakınındaki bu mümin görünen ama aslında münafık olan o Abdullah İbni Sebe taraftarlarını ne yapacaklar? Öldürecek bunları. Ne olacak bu sefer? Denecek ki görüyor musun Muhammed'i yaptığını, bütün yakın, yani yakınındakileri tepelemeye başladı. Despot bir idare kurmaya başladı diyeceklerdi. Ki onu dedirtmedi. E kendisi taşlandı, kanter içinde kaldı, beddua etmedi. Şehit edildi, dişi kırıldı, dudağı yarıldı, göz, kaş, her tarafı kanrevan oldu. Ama hiçbir zaman beddua etmedi. Ben lanet edici olarak gönderilmedim. Hep paylaşma, insanlığı kurtarmak için. Her gün evinin önüne işkembe atan, diken atan, taş atan adam bir gün hastalandı. Baktı ki o hakareti yapan, o rezaleti yapan yok ortalıkta. Dedi nerede bu adam? Dediler ki ya Resulallah hastalandı. Allah ona bir musibet verdi, bir dert verdi. Evde yatıyor. Gitti peygamberimiz oraya dedi. Bu adamdır dedi. Gideyim bir ziyaret edeyim onu. Gitti ziyaret etti. O hemen şey yaptı böyle ya bana bir fenalığı dokunacak bir şey yapacak. Yani tedirgin oldu hemen. Dedi geçmiş olsun dedi ya. Gördüm ki her gün yaptığın vazifeyi bugün ihmal ettin bugünlerde. Geçmiş olsun ya. Ya bu büyük bir incelik hocam. Yani ne oldu adam iman etti işte. Ya Resulallah dedi beni kurdular. Beni gaza getirdiler. Gaza. Bana sana kötülük yapmam için gaza getirdiler ya Resulallah. Affet beni dedi. Heh, affetti. Ha düşünebiliyor musunuz? Yani bu ne demek ya? İnsanlığı kurtarmak. Bak kötülük yok. İyilik. Biz dünyaya ne kadar, bak bu sene bir şey daha var hocam biliyorsunuz 40. yılını kutladık. Nedir o? Diyanet Vakfı'nın 40. yıl ödülleri bu sene verildi. İyilik, İyilik Başkanlığı. Ödülleri. İyilik, evet, evet, iyilik ödülleri. E bize de mesela bazı örnek şeyler gene Sayın Başkanımızın imzasıyla onları vermek için iyilik yapanlara biz de dağıtacağız burada. Ama kardeşim iyiliği dünyaya yayabiliyor muyuz? Bugün Afrika'ya bizim elimiz uzanıyor. Bu kurbanlarımız uzanıyor, zekatlarımız, fitrelerimiz uzanıyor, Myanmar'a uzanıyor. Bu ne kadar büyük bir incelik Diyanet Vakfı aracılığıyla. Diyanet Vakfı çok büyük bir alana, sadece Türkiye Cumhuriyetlere, bu İslam ülkelerindeki cumhuriyetlere değil yani, bütün ülkelere. Yani öyle gayrimüslim devletlere bile yardım ediyoruz. Din yani. Ayrımı da yapmıyoruz. Yapmıyoruz yani, Afrika'daki ve o insanlar hepsi şimdi Batı'nın bizi, haçı geliştirmek için, bize zorla Hristiyanlaştırmak için yaptığı hile ve tuzaklardan sonra böyle fedakarane bir, bak böyle fedakarane elini bizi bugünlerde uzatması gereken Batı uzatmadı. E insanlar geldi, leş kargaları orada çocuğunu aldı götürdü. Değil mi? Adam resmini çekiyor utanmadan. Orada çocuk açlıktan ölecek. O oradan görüyor, ondan bakıyor ki gelmiş işte orada bir hayvan. İşte ne derseniz deyin, atmacası, şusu busu, işte kartalı almış. Akbaba. Akbabası alıp götürecek, onun resmini çekiyor. Ya çocuğu yiyecek, o canlı ya. İnsan evladı o, insan evladı. Bakın hocam bir arada yaşama kültürüyle ilgili aslında Ebu'l-Hasan Arakani'nin çok güzel bir mübarek sözü var. Ne buyuruyor? Tam oraya gelmişken bir soruyla onu daha iyi bir şekilde ele alalım. Dilerseniz ben... Buyurun. Sorumu sorayım. Diyanet İşleri Başkanlığı her sene bir tema üzerinde duruyor. Evet. Kutlu Doğum Haftası'nda. Evet. Bu da bu seneki tema malumunuz birlikte yaşama hukuku, hukuku ahlakı. Ahlakı ve peygamberimizin. Evet durumu. Peygamberimizin. Şimdi buradan da yola çıkarak geçmişte de malumunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi tarih sahnesine baktığımız zaman ecdadımız da bir arada yaşamayı ahlak edinmiş, hatta evet, daha da ilerisi sanat edinmiş bir ecdada sahibiz. Evet. Ve her zaman da övünüyoruz, gurur duyuyoruz böyle bir ecdatla. Özellikle
Yani şu içerisinde yaşadığımız kendi bölgemiz, Doğu bölgesi, Kars bölgesinde hı hı. farklı din mensupları, özellikle işte Ermenilerle, hı hı. Milleti Saduka denilen Ermenilerle birlikte evet. yaşanan şeyler var. Evet. Son günlerde de bunun malumunuz yani bir asırlık bir durum. Evet. İyi bir lobilerle ortaya çıkan bazı söylemler var. Papa'nın söylemleri evet. Vesaire var. Şimdi tarih sahneden ele alarak Hasan Arakani örneğinden başlayarak dilerseniz evet. Birlikte yaşama ahlakı i̇şte, dediğimizde ne anlıyoruz? Evet, bunları da bakın, örneklendirelim hocam. Şimdi bizim bu Anadolu toprağı ne zaman İslam toprağı oldu? Bir kere oradan başlayalım. Ebul Hasan Arakani Hazretleri burası Doğu Roma Bizans İmparatorluğu'nun emrindeyken yani burası Roma'nın egemenliği altındaydı. Doğu Roma'nın Roma topraklarıydı. Diyar-ı Rum olarak bilinir. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burayı Diyar-ı Rum olarak da tarif etmiş. Şimdi Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altındayken bu topraklar Ebul Hasan el-Harakani işte 1030'lu yıllara kadar yani buraya geliyor 970-1033 yıllar arasında yaşamış zaten. Buraya gelmiş yani 1000 yılı dediğimiz zaman o zaman ne oluyor? 11. asrın başı. 11. asrın başında Ebul Hasan Arakani buraya geliyor ve burada Yahni Dağı'nda şehit oluyor biliyorsunuz. İslam'ın temellerini, manevi temellerini burada o atıyor. O zaman burası İslam değildi. Yani burada aslında burada Türkler yaşıyordu. Bakın şimdi Ebul Hasan Arakani'nin varlığı burada nedir? Burada Türklerin yaşadığıdır. Yani atalarımızın o anlama geliyor elbette ki. Tabii atalarımızın yaşadığı anlamına geliyor. Burada İslam için gelmiş, irşad etmeye çalışmış İslam için. Yani Müslümanlığı tebliğ etmeye çalışmış. Akıncı, alperen, fütüvvet ehli bir zat-ı muhterem ve aynı zamanda da Peygamberimizin 6. batından Dorunu Seyit. Burada şehit olmuş. Peki Sultan Alparslan burayı ne zaman fethetti? 1064 yılında yani Malazgirt'ten 7 yıl önce. Malazgirt Zaferi 1071. Şimdi 1064 yılı kaç yılındayız? 2015. 950 sene geçti ya. Evet. Yani neredeyse 10 asır. 950 sene. 950 senedir burası İslam toprağı kardeşim. Yani şu Kars 950 yıldır İslam toprağı olmuştur. Yani 10 asırdır İslam toprağıdır burası. Şimdi 10 asırdır sen burada hala göçmen kabul ediliyorsun. Ermeni diyor ki burası benimdir. Peki size soruyorum. Ermenilerin o iddia ettikleri şeyler olduğu zaman Ermeni kimin tebasıydı? Osmanlı. Osmanlı'nın tebasıydı. Ya kardeşim benim vatandaşım. Yani şu anda cumhuriyet ülke olarak cumhuriyetin vatandaşıyız değil mi biz? Şu anda yapılan işlerden kim sorumlu? Şu anda mevcut devletimiz değil mi? İşte idare eden kim ise yani. Şu anda hükümet kimse. Yani yönetim ha, mevcut. O zaman kimdi? Osmanlıydı. Osmanlı tebasıydı bunlar ya. Bunlar ayrı bir devlet değildi ki ya. Burası da Osmanlı'nın toprağıydı. Biz neyi tartışıyoruz ya? Bunlar diyorlar ki yok memleketimizden çıkar. Ha kimse kimseyi memleketinden çıkardığı yok. Onu da geç. Ya sadık bir toplum diye bunlara nitelendirmiş Osmanlı. Ne zaman bunlar bu şeyi yaptılar? Bunlar birilerinin işte kışkırtması var ya hani peygambere birisi kötülük yapıyordu birilerinin kışkırtmasıyla. Birileri bunları kışkırttı. Ne yaptılar? Osmanlı Çanakkale'de şehit verirken bunlar burada ayaklandılar. İşin özü bu. Bakın bugün. Yani Osmanlı o zaman 3 kıta 5 kıtada evet, cephede savaş halindeyken evet, ayaklanmalar başlıyor. Ayaklanmalar yani başlıyor ve burada ne yaptılar? Müslümanların evlerine girdiler, evlerini yaktılar, camilere doldurdular, camilerde yaktılar. Yapmadılar mı işte burada? Ulu camimizde 300 kişi yakıldı. Biz inşallah biz bakın bu cumartesi değil gelecek cumartesi yani 25 Nisan'da da biz Sayın Valimizin de rehberliğinde onun önderliğinde ilk yılını belki 100 yıl geçti aradan ilk yılını yani bu sene kutlayacağız. Ne kutlayacağız? Anma yılı olarak bütün bu şehitlerimize hocam burada elimde dokümanlar var bakın burada kaç tane vukuatları var bunların. Bunlar bizim tarihi vesikalarda bellidir. Şimdi bunlar Ermeniler ne yapıyorlar? Bunu tarihi, siyasi ve hukuki temele oturtmaya çalışıyorlar. Fakat bugün siyasi alanın dışında bir başarıları yok. Nasıl bir başarı?
İşte ne oldu? Avrupa Birliği karar almış. Ne zaman karar aldı Avrupa Birliği? Papa dedi ki... Avrupa Parlamentosu hocam. İşte Avrupa Parlamentosu ise Avrupa Birliği. Ben fark etmiyorum. Hristiyan Birliği bana göre Avrupa Birliği. Ben öyle değerlendiriyorum. E ne oldu? Karar alıyor. Papa'nın sözünden sonra. Şimdi bura çok önemli. Papa bir şey söylemeden önce buna karar almadılar. Ama daha önceden bazı kararlar var. O ayrı bir konu. Ne diyorlar? Efendim Türkler işte soykırım yapmıştır. Ama Allah'a şükürler olsun ki bakın o Avrupa Birliği'nin bir mahkemesi var ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O bir karar almış. Demiş ki parlamentoların aldığı kararlar bizi bağlamaz. Bunlar siyasi karardır, hukuki değildir. O bizi rahatlatıyor. Neden? Bunların iddialarının doğru olması için hukuki bir temele dayanması lazım. Yani mahkeme karar vermemiş. Herhangi bir mahkemenin bir kararı yok. Ki öyle bir mahkeme de olmamış ya. Burada bir kere aradan kaç sene geçmiş? 100 sene geçmiş değil mi? O zaman ne vardı burada? Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor kardeşim ya. Burada güçlü zayıfı eziyor. Benim ecdadım 15 yaşında, 16 yaşında dedem, dedemin torunu bilmem kimler cepheye giderken burada kadınlar, burada çocuklar hepsi yalnız kaldı. E buradaki Ermeniler ne yaptılar? Burada bizim vatandaşımız olan, o sadık tebaamız olan Ermeniler birilerinin gazına geldi. Dediler ki ya Ermenistan devletini kuracağız, Osmanlı çöküyor. Ta siz efendim Karadeniz'e kadar bakın. Karadeniz'i hedef. Trabzon'da. Tabii Trabzon'u. Evet. Ben Trabzonluyum. Ben şimdi onları biliyorum. Neden? Benim ninem anlatıyordu. Ermeniler vardı diyor. O Rus işgalinde geliyorlardı buraya dedi. Biz geceleri dedi. Geceleri biz ormanda geceliyorduk diyor. Niye? O Ermeniler diyor çünkü çok hakaret ediyorlardı. Onların zulmüne uğramamak için kaçıyorduk diyor. Hadi buyur işte. Adamlar ne işi vardı oraya? O Rus askeri olarak geliyordu bak. Ama o Rus askerlerinin içerisinde Tatarlar varmış, Türkler varmış. Bazı komutanlar. Onlarsa hiç dokunmuyorlarmış. Hatta bizimkilere şeker dağıtırmış. Çocukların başını okşarmış. Ama Ermeni komutan geldi geliyor dedikleri zaman onun istihbaratını nasıl alıyorlar dese hemen ormanlara, böyle mağaralara sığınacak yerler arıyorlardı. Bunları kim yaptı? Benim dedem, benim amcam, benim dayım, benim yani bizim büyüklerimiz eğer o memlekette olsalar bunlar gelemeyecek zaten. Neden? Karadeniz'de herkesin silahı var. Kusura bakma yani bizim yöremizin bir özelliğidir. Gelse birisi bir yerden mıhlayacak. Bir yerden gizlenecek, vuracak, yapacak. Yapar mı? Kendini savunacak da. Nefsi müdafaa dediğimiz bir şey var. Yani kim olursa olsun kendini savunmaya geçer. Tabii hayır. Elbette. Sen adamın evine tecavüz edeceksin. Adam sana eyvallah mı diyecek yani. Elbette ki ona ne yapacak? Müdahale edecek. Öyle bir imkanı yoktu o zaman evlerimizin şeyi. Ne oldu bu sefer? Bu Ermeniler. Bakın şimdi elimde bir döküman var. Ben isterseniz şöyle şeyde de gösterebilirim ama burada bakın tarihi vesikalar konuşuyor. Cilt ve belgeler var. Bakın. 2 tane burada var. 40 tane burada var. Burada da 2, 4, 6, 7, 8 tane var. 52 tane var. 50 tane burada vukuat var. Ne var bu vukuatın içine? Bak size söyleyeyim. Şimdi ben sana bazı yerleri söyleyeyim. Bak. Nerelerde neler yapılmış. Kars Ardahan bölgesinde 30 bin ölü var. Topluca öldürülmüş. Kars'ta 9 kişi var. Bakın orada tarihleri var. Tarihlerini ayrı ayrı söylemek vaktimizi alır. Süremiz epey oldu. Evet. Milleti yormayalım. Az kaldı. Iğdır'da, Kars'ta, Göle'de, Kağızman'da bak kaç defa olmuş. Sarıkamış'ta bakın 803-695 kişi birden öldürülüyor. Muhtelif köylerde 2500 kişi. Kağızman'da, Tiknis'te, Ağadeve'de, Kurudere'de, Akçakale'de, Sarıkamış'ta, Allahu Ekber'de, Sarıkamış, Çıldır, Zaruşat. Zaruşat'ın eski adı Zaruşat'ın Arpaçay yani. Arpaçay. Zerşat, Zaruşat bilmiyoruz da Şuregel, Akyaka, işte Kars, Kağızman, ben tabii ki yörenin isimlerini bunlar ne ismi olduğunu da bilmiyorum yani. Şey olarak Erzurum, Kars bölgesinde o zaman bu şekilde geçiyor. Arpaçay'da 2150 kişi katledildi ya. Efendim Kars civarında yine 10.693 kişi. Ne uzatırız? Yani buradaki bütün vukuatların neticesi 89.481 kişi. Bak. Bunlar sadece katledilenler ha.
Bir vilayet, sabah, bir vilayet adam ya. Bir vilayet. Bir nüfusu. Vilayet şu anda Kars'ın nüfusu kaç? 80 bin. Evet, yani belki 10 bin daha artmışsak 90 evet. diyelim. 90 bin kişi evet. 90 bin kişi sadece tecavüz ve zulümle öldürülenler bunlar. Diğerleri yok. 500 bin kişi kayıp yani. 500 bin kişi öldürülmüş hocam. Ben şu Allahu Ekber dağlarında ölenleri söylemiyorum, şehitleri demiyorum ha. Onlar ayrı. Onlar bunların savaşta. Dışında, tabii ki. Tabii. Yani bu... Şimdi biz Çanakkale'de savaşırken Beri'den yapılan işlemlere bak. Bizim efendim camimizde insanlar yakıldı. Bugün bir tane kardeşimiz dedi bana ki hocam dedi. Digor'da milleti diyor kiliseye doldurdular. İşlerinde yanlışlıkla Hristiyan olanlar varmış. Onları çıkardılar oradan diyor. Kaçırdılar. Onlar bir kısmı kurtuldu yani. Onları da yakacaklarmış. Bunları herhalde şey zannettiler. Hepsini doldurdular oraya. Yani böyle zulümler yapılmış. Yani birçok şeylerde yakılan yerlerde Kur'an bazılarında efendim en'am, bazılarının elinde tesbih, bazılarının elinde efendim böyle eşarplı bir şekilde yani kadın, erkek, çoluk, çocuk doldurmuşlar. Hocam, yaşlı. Şunu yani ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi tarih boyunca bu vukuatların içerisinde Ermeni mezalimi Ermeniler niye bunu kaşıyorlar? Ermeniler diyorlar ki ya diyorlar biz bu Osmanlı'nın bir şeyinde ya terk ettiğimiz topraklar dolayısıyla bize bir tazminat ödesinler ya da topraklarımızı geri versinler. Ya toprak senin ne toprağın var ya kardeş sen buradan niye gittin o zaman? Kalsaydın ya burada ben seni buradan göndermedim. Sen Osmanlı tebaasıydın bu o devletin bir parçasıydın. Bu o ülkenin bir parçası niye gittin? Gitmeseydin. Burada bir de şey var Kars anlaşması var. Gümrü anlaşmalarımız var biliyorsun. Bu sınırlar belirlenmiş. Bu sınırlar hukuki bir temele dayanıyor. Lozan anlaşmasına göre bazı şeyler hukuki bir temele oturmuş. Dolayısıyla tüm bunlar bugün siyasidir. Ne tarihi bir temele dayanıyor ne hukuki bir temele dayanmamaktadır. Tamamen bu iddialar nedir? Bizi şu anda bunun temelinde yatan nedir? Şimdi Papa bir din adamı insanlığı birbirine kışkırtıyor. Ya din adamının din hizmeti yapan hangi dine hizmet eder? Görevi nedir? İnsanlara hizmettir. İnsanlığı kurtarmak değil bunların görevi. Sen benden sen iyisin. Benden değilsen insan bile değilsin. O zaman hocam şöyle bir şey yani bir haçlı ruhunu evet. canlandırma şeyi görüyorum ben burada. Bunun sebebi de şudur. Ülkemizin, yurdumuzun, Türkiye'mizin şu anda huzurlu, sükunet içinde, istikrar içinde dünya devletleri içerisinde gelişmekte, gelişmiş devletler içerisinde ilk 20'nin içinde yer alması. G20 değil şu anda biz. Belki ilk 5'e gireceğiz. Artık bunlar korkmaya başladılar. Diyorlar ki bunlar herhalde Osmanlı yeniden diriliyor, dünyaya hükmedecek. Korkuları bu. Halbuki ya biz insanlığı kurtarmaya çalışıyoruz. İnsanlık bizimle uğraşıyor ya. Ama bunların derdi o değil. Bunlar sen Hristiyan değilsin. Allah diyor ki Hristiyanı da Yahudisi de seni sevmez. Senden razı olmaz. Sen onların dinine dönmedikçe. Şimdi biz neyiz? Avrupa Birliği'ne biraz siyasi mi oluyor bilmiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim de. Buyurun hocam. Bizi Avrupa Birliği'ne almaya çalışıyorlar değil mi? Almak istemiyorlar değil mi? 1965 yılından beri biz ortağız oraya. Ortak devlet olarak kabul edilmişiz. Ortak pazar. Ortak pazardayız ama kesinlikle biz onlara şey olmamışız. Bizden sonra bir sürü devletler girmiş. Varşova Paktı'ndan bölünenler girdi biz giremedik ne hikmetse. O Varşova bütün Batı Avrupa'yı işgal ediyordu ama onlar ayrılınca onları aldılar. Hatta bizim şu andaki Almanya'daki vatandaşlarımız o Varşova Paktı'ndan ayrılıp da gelenlere kucak açıyorlar. Onlara kolaylık sağlıyorlar, iş veriyorlar. Bizim Türklere de işsizlik çıkarıyorlar. Az fiyata çalışmasın şöyle bunları yaşayan insanlar. Bunlar çifte standartlı adamlar bırakın Allah'ım seni. Ya Müslüman olmayan adam... İmanı olmayan adama güvenilir mi Allah'ın seversen? Mümin olmayana güvenilir mi yahu? O zaman meselenin temelinde şu yatıyor. Bu kutlu doğumda da vereceğimiz mesaj zannediyorum. Birlik sizden beraber. Anladım. Birlik beraber. Yani İslam aleminin birlik bir beraberlik olmamızda. İçerisinde olmaması bakın, gerekiyor. Bakın bizim Anadolu'da bir arada yaşama tecrübemiz var. Bu kitabı herkes okusun. Profesör Doktor Mehmet Şener'in. Bakın Türkiye Selçukları ve Osmanlılardan Müslüman gayrimüslim ilişkileri. Okusunlar. Cahil olmayalım. Bakın 1915 olaylarını anlamak. Türkler ve Ermeniler. Mustafa Serdar Palabıyık. Ha söylüyorum ya. Alsınlar okusunlar. Tarihimizi öğrenelim. Bakın burada yakın tarihimizde Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumundaki 17-21 Haziran 1991'de basılmış eserler var. Bakın bunlar hepsi bizim bakın birlikte yaşama hukukumuz var.
Yani biz bunları ki bu kitabı biz bu Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla hediye olarak veriyoruz. İnşallah alırlar. Herkes gelsin programlarımıza katılsınlar, verelim. Biz tarih belgelerle konuşuyoruz. Biz insanız. Kimsenin hakkına tecavüze hakkımız yok. Ama biz şunu bilelim. Bak bunlar dost değil. Yani Ermenilerin de dostu değil bunlar. Bak açık söyleyeyim. Bunu Papa sen bunu niye kabul ettin? Ermeniler Ortodoks. Papa ki Papa nedir? Katolik. Katolik. Niye Katolik olanı? O da Katolizmi. Ben öyle diyeceğim. Başka bir şey. O artık mezhep olmaktan çıktı yani Hristiyan mezhebi. Katolizmi egemen kılmak için Ortodoksları kendi safına çekmeye çalışıyor. Yani Katolizm misyonerliği yapıyor. Aynen öyle. Yani bunun şeyi budur. Yani Haçlı ruhunu nasıl toparlarız? İslam alemi bölük pörçük birbirine kan gövde götürüyor. Bunları ayakta tutan ne Türkiye? Türkiye'ye 2 milyon, 2,5 milyon insan sığınmış, onlara kucak açmış. Ya bu Türkiye nasıldır? Batmıyor, iflas etmiyor, mudara edecek duruma düşmüyor, ekonomisi çökmüyor. Adamların beklentisi bu. Ne yapalım? Bir düşmanlık tohumu ekelim. Bir şeyler yapalım. Adam Fransız, 10 bin, 20 bin tane Çanakkale'de gebermiş atası var. Fransızın cumhurbaşkanı geliyor efendim, Erivan'da şey kutlaması yapıyor. Bu Ermenilerin diasporanın kulağına onların ya senin ataların, senin ecdadın Çanakkale'de 15 bin 20 bin kişiyi kaybetmişsin. Onların hatırasını yad edeceğine gidiyorsun Ermenistan'a. Nedir bu? Siyaset. Başka siyaset bir. Tamam. Bugün bu siyasi bir rol var. Ama Allah'a şükürler olsun ki hukuki yönden bir temelleri yok. Tarihsel açıdan bir kanıtları yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun. Ne demiş, ne buyurmuşlar? Demişler ki gelin açalım bütün şeyleri. Tarihi vesikalar konuşsun. Tarihi şeyi yargılayalım. Mahkemelerde varsa alacağınız mahkemeye getirirsiniz ki bunun hukuki yönü nedir? Onu da tabii hukukçular bilir. Yani nasıl mahkemeye götürülür? O da ayrı bir konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bakın şey vermiş bir Türk vatandaşıyla ilgili bu konuda kesinlikle biz insan katliamı olmuştur diyemeyiz. İler için aynı şey yapılmıştır ama şeyler için, Ermeniler için yapılmıştır diyemeyiz. Niye? Bu bir iddiadır. İddiadan öteye değil. Çünkü hukuki bir temeli yok. Mahkeme kararı yok hocam. Evet. Bir şeyde mahkeme kararı olmadı mı? Yani o günün Osmanlı mahkemeleri, işte uluslararası mahkemeler böyle bir şeyi tespit etmemiş. Tescille etmemiş. Belge yok. Tabii canım. 1945 mi 48'de mi bir kanun çıktı işte insan hakları uluslararası 48. Evet 48'de. O şeye göre bu 6. maddeye göre de suç sayılmıyor. Yani suç oluşmamış yani. Böyle bir suç yok. Evet Ermenilerden 600 bin civarında bir kayıp var. Müslümanlardan da 1500 600 bin onların var. Bizim de 750 bin civarında Müslüman kaybımız var. Peki ne yapacağız şimdi? Hadi birbirimize ya savaş yıllarında olan açlıktan, sefaletten, yokluktan bir sürü salgın hastalıklardan bir sürü insan ölmüş. Ya bu adamlar eğer isyan etmeselerdi yine tehcir edilmeyeceklerdi. Tehcir edilmeleri yani muhacir olarak başka bölgelere nakledilmelerinin gerekçesi bunlara bir başkaları zarar vermesin. Daha emin bölgelere yerleştirelim bunları. Gene bunlar bizim tebaamızdır. Yani birileri gelip intikam almasın bunlardan diye. Bakın. Ne oldu? Buna rağmen bu kaşınıyor. İşte bu noktada bize suçlamalar yapılıyor. Mağdur olan biziz. Mahkum edilmeye çalışan da biziz. Hep savunmada olan da biziz. Ama maalesef bu davamızı uluslararası arenada biz onlar kadar başarılı olacak şekilde siyasi bir atmosfer oluşturamadık. Yani bu konuda iyi bir çalışma yapılması lazım. Evet hocam. Ama her şey bizim lehimize olmasına rağmen geç kalınmış değil. 100. yılda olsa biz bu sene 100. yılda işte Ulu Camimizde Mevlid ve Türkiye'mizden çeşitli yörelerden arkadaşlar gelecekler. Türkiye birincisi derece yapmış arkadaşlarımız, hatta uluslararası Kur'an yarışmalarına katılmış arkadaşlarımız Mevlid okuyacak. 25 Nisan Cumartesi günü Ulu Cami'de onların hatırasına orada da bazı şeyler yapılacak. İşte Ermeni mezalimiyle ilgili bazı yapılmış katliamların görsel vesikaları sergisi var. Diğer bir konu işte Cuma günü de saat 4'te aynı şekilde yine kültür merkezimizde burada kültür müdürlüğümüzün salonunda da saat 4'te de bir konferans var. Profesör Doktor Selçuk Ural'ın ve bir yardımcı doçent doktorumuzun birlikte
sunacakları bir sunum olacak. Yani bu akademik seviyede de çalışmalar devam ediyor. Ama yöremizin halkı, bu yörenin halkı bu konuda duyarlı olması lazım. Ben şunu söylüyorum Karslı kardeşlerim, hemşerilerim. Bakın sizin burada sınır boyunda buradaki sevabınız, ezanın peşinden gitmeniz, namazlarınızı kılmanız, dininize bağlılığınız diğer yörelere göre 10 kat fazladır. Ecriniz, mükafatınız 10 kat fazladır. Çünkü sınırı bekleyen sivili de, askeri de, güvenlik güçleri de, emniyeti de hep buradadır. Bunların hepsinin derecesi diğer bölgelerde yaşayan din kardeşlerimize göre daha ileridedir. Bu sevabı bilsinler ve vatanımıza 11 asır diyeceğim. 10 asır da değil. 11 asırdır İslam yurdu olan Kars ilimizi yani nereye sahip olduklarını, değerinin, manevi değerini iyi bilsinler. Burası Harakani'nin şehridir. Harakani'nin burada bulunması bizim en büyük tapumuzdur. Harakani, bak o Harakani ne buyurmuş? Mezhebi, meşrebi, dini, diyaneti sormayın. Bizim soframıza gelene yemeğini verin, aşını verin. Her canlının bizim soframızda yeri var. Biz Hristiyandır, Ermenidir, Gürcüdür, şucudur, bucudur. Ayırmamışız ya, soframıza misafir etmişiz. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. Çünkü İbrahim bizim atamız. Biz onu peygamber olarak da örnek alırız. Niye? Çünkü biz Adem'den Muhammed'e kadar bütün peygamberler bizim için örnektir. Allah evet. Hepinizden razı olsun. Yani Cenab-ı Dilerseniz Allah, hocam bu mesajlarla programı kapatalım. Biraz zamanımızın da evet, açtık. Ben de yoruldum. Allah razı evet. olsun. Ben de insi camı bozmamaya da girmek istemedim. Akıcı Allah razı olsun. Siz de güzel sunum yapıyorsunuz. Ben sizi tebrik ediyorum. Ama ben bu akşam yani belki yorgunluğum kamerada da görünüyor. Çünkü hakikaten biraz bitap ve yorgunluk var ama Allah'a şükürler olsun. Cenab-ı Hak bizi konuşturan otur. Evet çok şükür Allah'a hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize evet, sağlık. Bir de bu vesileyle bir şeyi unuttuk. Onu da arz edeyim. Buyurun hocam. Şimdi biz önümüzdeki hafta biliyorsunuz pazartesi günü 3 aylar başlıyor. Pazartesi günü 3 ayların başlaması dolayısıyla biz Recep ayının, Şaban ayının yani mevsim olarak 3 aylarını da tebrik ediyorum. Mübarek olsun halkımıza, yöremize. 3 aylar mübarek olsun. Zira bu Perşembe günü Regaib Kandili var. Perşembe'yi evet 23 Nisan'ı bakın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımız. 23 Nisan'ı yani çocuk bayramı aynı zamanda. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece yani Cuma akşamı da ilk Regaib Kandilimizdir. Bu vesileyle de Regaib Kandillerini tebrik ediyorum. Allah bu vesileyle bu 3 ayların yüzü suyu hürmetine memleketimizin huzurunu, sükununun devam etmesini, bunu bozmaya çalışanlara da Allah fırsat vermesin. İçerideki dışarıdaki hainler, içeride hainler var. Memleketi yıkmaya çalışan. Her dönemde, Osmanlı döneminde de öyleydi. Bir ara sormuşlar bizim bir devlet büyüğümüze. Dediler ki en güçlü devlet hangisidir? Dedi ki biziz demiş yani. Türkiye'dir, Osmanlı'dır. Nasıl olur? İçerideki hainler, dışarıdaki düşmanlar yıkmaya çalışıyor. Ama hala biz dimdik ayaktayız çok şükür. Şükür hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Sağ güzel sohbetiniz, akıcı, hoş sohbetinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli seyirciler, bu akşam programımızın sonuna geldik. Konuğum değerli il müftümüz Sayın Mehmet Genç hocamdı. Hocamla birçok konuyu ele aldık. Hocama teşekkür ediyoruz. Buradan da hocamın da ifade ettiği gibi o mesajlarla ben de tamamlamak istiyorum. 3 aylara giriyoruz. Ondan sonra Regaib Kandili var. 3 aylarımız, Regaib Kandilimiz hayırlara vesile olsun. Rabbim bereketli kılsın inşallah. Geceniz hayırlar getirsin. Gününüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.